Canınızın bir gün ahtapot çekeceğini hiç düşünmüş müydünüz? İşte bundan sonra bu videoyu izledikten sonra canınızın ahtapot çektiğini fark edeceksiniz. 1,5 kilo ahtapot. Hemen. Bu arada beraber açıyoruz. Hemen gözüme çarptı. Bizim ahtapot sakat çıktı. Görüyor musunuz? Bir bıçak yardımıyla. Şurası gözleri. Tam gözlerinin alt kısmından. Kafa kısmı, göz bölümünü görüyor musunuz? Buraları hiçbir işimize yaramaz. Hemen. Bakın, bu bölümünü... Bacak kısmından şöyle bir... Kolay temizlemek için çizik atıyoruz. Daha sonra bakın şurayı görüyor musunuz? Gaga bölümü. Ağzı yani. Hemen buradan. Şuradan da bir çizik. Bu kadar basit. Zaten ahtapot küçük olduğu için ev için 1,5 en fazla 2 kilo ahtapot tercih edin. Ahtapotun bacaklarını şöyle açarak 3 çeşit pişirebilirsiniz evde. Biri buharda, bir cezve yardımıyla veya bir kevgir yardımıyla ahtapotu vantuzlarına 20-25 defa vurarak yumuşatıyoruz. Şunun da çalışması daha kolay. Tam 7-8 dakikadır ahtapotu yumuşaması için vantuzlarını dövüyorum. İşte gözünüzde korkacak kadar zor bir şey değilmiş değil mi? Şu bir. Gelelim zor yerine. Burada sırasını beklesin. Şu kafayı görüyor musunuz? Bu kafanın olduğu bölümü döndürebilmek için genişletiyorum ve ters çeviriyorum. Ha bak şanslıyız. Bunun iç tarafını temizlemişler. Görüyor musunuz? Yani mürekkepli yerini almışlar. Bizi kolaylaştırdılar işimizi. Eğer ki bu temizlenmemiş olsaydı şöyle iç tarafını alacaktık. Mürekkepini patlatmadan. Hemen bu da oyuna. İlk havaya geçelim. Bu arada Koray sen bize bu ahtapotu anlatıyorsun ama bulması zor. Biraz İstanbul'da yaşayanlar. Eğer bulmakta zorlanıyorsunuz bana Instagram'dan, Yemekler Senden, Keçengele'den yazıyorsunuz. Nereden alacağınızı size söylüyorum. Hem de evinize kadar getirecekler. Salya oranı yüksek bir hayvan. O yüzden böyle çitilemek gerekiyor. Denizin kirliliğini vantuzlarından çıkartacağız. Hem de bütün salyasından kurtulacağız. Yaklaşık 7-8 dakikadır çitiliyorum. 7-8 dakikadır. Zamanında gırgırıyı seyretmemin faydaları. Hatırlıyorsunuz değil mi gırgırıyı? Müjdat Gezen, Beren Kutman, Gülşen Bibikoğlu. Dev kadro. Bakın su bembeyaz tertemiz oldu görüyor musunuz? Gelelim kafasına. Yine ters çeviriyoruz. Şimdi hemen... Artık bunu pişirmeye geçebiliriz. Müthiş mezeler yapacağız. Müthiş mezeler. Ahtapotu tamamen temizledik. Şimdi bunu isterseniz tencerede pişirebilirsiniz. Tencerede haşlayabilirsiniz. Ama uzun sürer. Düdüklü kullanmak hem daha çabuk yapar hem de vantuzları daha yumuşatır. Genelde bugüne kadar beni de düdüklü kullanan görmemiştir hiçbir tarifte. Önemli olan doğru yerde doğru malzemeyi kullanmak. Bu derisini hiç kafaya takmayın. Bunlar piştikten sonra isterseniz çok rahat şekilde çıkar. Kafası en altta kalacak şekilde. Daha sonra şöyle vantuzları üst tarafta kalacak şekilde. Burası bakın çok önemli yalnız. Bacakların vantuzları yukarı bakacak. Kafa aşağıda kalacak. Eğer sarımsağınız büyükse 5-6 tane, küçükse en az 10 tane sarımsak. Bir bütün soğanı ortadan ikiye kes. Ortadan ikiye kestiğini tencerenin yanlarına parçalanmadan yerleştir. Bir çay bardağı. Çay bardağı ölçüsüyle yapalım. Elma sirkesi. Mutlaka elma sirkesi. Sakın üzüm sirkesine falan girmeyin. Yarım çay bardağı elma sirkesi.
Bakın. Aynen görüntü bu. Görüyor musunuz? Su koyacak mısın Koray? Tamamen size kalmış. İsterseniz su koymayabilirsiniz. Ama diyorsanız ki Koray ben kafam rahat etmez. Sadece göstermek için yapıyorum bunu. Hadi bir su bardağı, yarım su bardağı kadar su. Daha başka hiçbir şeye girmeyin. Soğan, sarımsak, sirke, zeytinyağı yeterli. Ocağın altını en yüksekte yaktım. Hemen orta ateşe getiriyorum ve 25 dakika boyunca pişirmeye bırakıyorum. Hadi en fazla yarım saat. Yarım saatte geçirmiyoruz böyle büyüklükteki bir ahtapot için. Tam 30 dakika oldu. Hemen altını kapatıyorum ocağın. Artık pişti. Düdüklü tencere kendine geldi. Artık açabiliriz. Suyu içinde olması lazım. Bak, inanılmaz sıcak. Şu suyunu görüyor musunuz? Su koymamıza gerek bile yoktu esasında. Ama kendimizi garantiye aldık. Kafası takılanlar olabilir diye. Şimdi hemen sivri olmayan işte bu. Nasıl? Kıpkırmızı değil mi? Tam istediğimiz gibi. Şimdi kafası da altta olması lazım. Altta koymamızın faydaları. Bakın görüyor musunuz? Bir 10 dakika soğusun, kendine gelsin et. Daha kolay çalışabilirim soğuyunca. Bir 10-15 dakika soğumaya bırakıyorum. Etrafı kirletmemek için, temiz çalışmak için kesme perdesi. Kesme perdesinin faydaları. Ahtapot bir nebze olsa da soğudu. Yalnız burada önemli püf noktası kesinlikle ahtapotu yıkamıyoruz. Kesinlikle. Şu uç bölümlerini görüyor musunuz? Uç bölümlerini keserek daha sonra kolayca soyulacak bakın. İlk başta klasik ahtapot salatası ile başlayalım. Şimdi nizami yapıyorsak eğer bembeyaz kalması önemli. Şöyle tamamen temizledikten sonra ama sakın yıkamayın bak sakın. Şu bir. Bir bacak daha alalım. Hemen ikinci. Şu da iki. Bir parmak boğumunda ahtapotları kesiyoruz. Yalnız görüyorsunuz değil mi? Lokum gibi olmuş. Hatta şöyle göstereyim isterseniz yumuşaklığını. Elimle görüyor musunuz? Hemen dağılıyor. Hemen ikinci. Tabii siz bunu yapmayın. Hemen kabın içine ahtapotlar. Kapı çalıyor. Duyuyorsunuz herhalde. Barbaros geldi. Maydanoz biraz. Evet, kolay gelsin. Barbaros. Kokusunu mu aldın iki sokak öteden ahtapotun? Kokusu değil, bilgim var daha elimde. Ya bizim bir Kerem abi var. Abimden arkadaş böyle. Abimiz de böyle eski. Senden büyük. Büyüklerimizden. Böyle çok da kral bir adamdır ha. Ufak bir sen anlat kanki. Ben bu arada yetiştireyim şunu maça kadar. Çeyrek limon. Ya dedim ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun? Vallahi biraz zeytinyağı, şöyle 2 yemek kaşığı kadar. Fazla bir yere de çıktığımız yok. Koray yapıyor, biz artık evde takılıyoruz. Her biraz şey tuz. Pahalı. Bugün mü oluyor? Bugün ya, şimdi yani gelmeden bir yarım saat, bir saat önce. Ondan sonra şöyle bir karıştır. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Arkadaş yapıyor, biz de yiyoruz falan dedim öyle. Yiyip takılıyoruz içiyoruz bu aralar, evet. Kim ya dedi? Kim o dedi ya? Falan meze falan. Ev telefonu çıkarttı. Oğlum sensin lan. Oğlum artık şeyiz. Oğlum dedim, o adam dedim, ben dedi takip ediyorum dedi ya. Biraz pul biber, tamamen isteğe bağlı. Evet, şu ilk mezemiz hazır. Koray bu kadar basit mi? İşte bu kadar basit. Ahtapot salatası. Barbaros nasıl gözüküyor? Harika gözüküyor vallahi. Sakız gibi, şuraya bak bembeyaz. Restorantik. Ama ben yine de bir deneyimek istiyorum. Tamam deneyeceğiz. Uzun şu bir. Uzun zamandır da yemiyoruz şu yani. Bir. Şimdi benden bir meze yapalım tamam mı? Kırmızı soğan. Bunu daha önce görmediniz. Bu şekil görmemişsinizdir. Hemen ince ince kesiyoruz soğanları. Barbaros kendi çapımızda ünlüyüz. Tuz. Soğan az olduğu için 2-3 dakika boyunca soğanları acısını çıkartıyorum. Şimdi her zamanki marka tat, hiçbir karımız yok. Barbaros şundan bir şey dakika, kazanıyor muyuz? Bir dakika abi ya. Bir ben yemek kaşığı. Abi parmağını o şeyin üstüne tut. Tat mat da deme ya. At. Ali Koç'un biliyorsun değil mi? Ali Koç'un. Ali Koç. Haberi laf söylüyorum Ali Koç'un. Hayatta reklam vermez. Bir yemek kaşığı. Hardal. Bir yemek kaşığı. Mayonez.
Bu da Alişen'in olsaydı bak alırdın ettim ha. Alişen efsane başkan. Hemen şöyle. 1, 2, 3, 4 yemek kaşığı zeytinyağı. Biraz maydanoz. Tuz attık mı Barbaros bunu? Ben atmadık diye hatırlıyorum. Şöyle biraz tuz, biraz tuz. Burada limon miktarı çok önemli. O yüzden 1 kaşıkla bakın ölçü alıyorum. 1,5 yemek kaşığı limon. Şuradan bakın kopuyor zaten görüyor musunuz? Şimdi burada vantuzlarını dokunmadan vantuzsuz alt tarafını soyuyorum. Sadece alt tarafını soydum ve üstündeki vantuzları bıraktım Barbaros. Bir boğum kalınlığında vantuzlarıyla birlikte kesiyorum. Barbaros biliyorsunuz dövizci, dövizciler kralı. Var mı millete vereceğin altın, döviz? Bakırköy'de seni bulsunlar mı Barbaros? Beni bulmasınlar. Vallahi bu kadar yedikten sonra herkes düşman mı? Yok şöylesin böylesin. Yorumları atıyorsun ya buna arada. Evet Barbaros da ne oldu? Geçen bir kızın teki sana yazıyordu. Gerçekten seni göster ki yakışıklıymış Barbaros diye. Boşuna mı diyoruz? Yakışıklı Barbaros diye. Zarar vermeden karıştır. Hiç vermez. Kimse vermez bunlara zarar. Ama tabii buna ufak bir dokunuş daha yapacağız. Şimdi buna bazen eksik etsin. Neşter. Buyurun. Dikkat et. Bak. Ağzı açık. Ağzı açık. Şöyle. Ya da açık değil. Hani nerede bunun ağzı açık? Sen var ya doktor olsak hasta ölmüştü be. Ah şimdi açık. Güzel kardeşim dikkat. Ulan sen lisede de böyleydin yaktık. Şimdi bana anlattın mı hikayeyi? Şöyle bir yemek kaşığı kadar. Şimdi şunu şöyle bir karıştırdıktan sonra hemen ikinci servisimiz. Bunu restoranlarda yapmalarını tavsiye ederim. Şöyle renk versin diye. Nasıl gözüküyor Barbaros? Bu şov vallahi oldu. Bu şov çok iyi gözüküyor. Evet, bu da ikincisi. Hemen bir üçüncüyü yapalım. Yapalım. Sıcak yapalım. Bak kafası ahtapotun. Esasında en lezzetli yeri burasıdır biliyor musunuz? Şu içine bakın hemen parmağımla çıkıyor gördünüz mü? İç tarafı çıkıyor. Şöyle ortadan ikiye. Daha sonra Julien. Sıcak yapıyoruz Barbaros. Sıcak yapıyoruz Barbaros. Hemen bir tane de bacak kullanalım. Yine bacağın alt tarafını şöyle ayıralım. Şu ne? Ne o? Işığa getir. Ha balık yumurtası. Ya düşündüğüm şey mi dedim? Yok artık ya. Evet. Ben de dedim ki ayva geçelim mi? Yok tarama yapacağız. Hemen şöyle bir bacak bir de kafasını kullanıyoruz. En büyük ocak en güçlü şekilde yanıyor Barbaros. Şimdi bunu döküm tavada yapalım. Tereyağı. Seversin Barbaros. Bayılırım. Trabzon tereyağı. Şöyle 1,5 yemek kaşığı, 1 yemek kaşığı gibi. Tereyağına lezzet vermesi için şöyle 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı. Hesaplısı ama helal etsin valla kurtardın yine. Hemen daha değil mi erimeden. Bu memlekette pahalılık yok gidiyor Barbaros adam. Adam nereden yazdığını söylemiyor ki oğlum. Adam Norveç'ten yazıyor. Allah Allah. Öyle mi diyorsun? Öyle mi? Hay Allah sen ya. Bak etraf tertemiz görüyor musun? Biraz limon. 1-2 yemek kaşığı soya sosu. Yalnız arkadaşlar bir koku var. İnanılmaz, inanılmaz bir koku var. İşte bu, işte bu. İnanılmaz. Ocağın altını kapat. Taze soğan. Frank soğanı alan Frank soğanı da kullanabilir. Hemen ince ince kes. Ocağın altı kapalıyken Barbaros. Tamam tamam. Merak etme. O da izliyorsun. Hemen oyunun içine. Karabiber. Tuz atmıyorum. Çünkü neden? Çünkü soya sosu tuzlu. Evet. Acı sever misin? Bayılırım. Bir tık kırmızı pul biber. Hop bir tık kırmızı toz biber. Biber, kırmızı acı biber veyahut da tatlı bilecik biberi Barbaros. Tamer'in kulağı çınlasın. Tamer'in biberleri. Tamer ne yapmış biliyor musunuz? Bir çılgınlık yapmış, karavan almış. Hem de offroad. Sen ne diyorsun ya? Hiç söylemiyor değil mi? Hemen içine. Dökümün sıcağı onu kendine getirir. Bence güzel gözüküyor Barbaros. Ne dersin? Çok iyi oldu bence. Evet, hemen tabaklayalım. Şu yine bunu alalım da Barbaros. Farklılık olmasın evet. Tabaklarda. Normal
şu kaşıkla alalım, daha rahat ederiz. Hemen yağ da böyle oyna. Nasıl gözüküyor? Harika. Tatlıma ne zaman geçeceğiz? Birazdan geçeceğiz. Tatlıma hemen geçti. Zaten maç başlamak üzere. Barbaros, sen şu mezeleri bana verebilir misin? Evet, evet. Şu... İnsanları bekliyorsun abi. Şu iki sakız gibi biraz Barbaros, evet, farkında mısın? Çok güzel. Çok acayip güzel oldu. Şu da 3. Evinizde yapabileceğiniz pahalı bir ürün. Tamam. Ama 4-5 kişi alınca o kadar da pahalıya gelmez. Nasıl gözüküyor? Çok güzel. Evet, şunların bir tadına bakalım Barbaros. Evet dostum, şunla başla. Bir tadına bak. Bunu mu? Bir fikrini söyle hemen. Evet, şu güzel ya, bembeyaz ya. Tuzu muzu, gerçek fikrini söyle. Bu harika. İyi mi? Daha iyi olamaz. 10 derece diyorsun ha? Bak, daha iyi olamaz. Harika, çok güzel ayar tutmuş ve harika pişmiş. Aynı kaşıkla devam ediyorum. Bir daha... İçeri gitmeyelim. Bir de hizmetçiyi yormayalım şimdi Barbaros. Habire. Evet. Yani kadına servis yaptık mı ya? Lütfen. Bak şimdi. Şurası dostum kafası. Hı-hı. Esasında herkesin yanıldığı normalde kafası en lezzetliydi. Sen hemen bak tadına. Hızlı hızlı olmaz. Mutlaka pişirmeleri lazım. Bu konsepte mutlaka pişirip de... Kafası mı iyi yoksa şey mi? Bir dakika, kafadan. Ya kafasını ben seviyorum. Kadar mısın ya? Şunla başlayalım. Açın ağzınızı. Her zamanki bir ilk lokma sizin. Sizi unuttum zannetmediniz değil mi? Evet. Dokunmuyor be. Çok iyi ya. İnan şunu. Restoranda yakalayamıyoruz. Çok özür diliyorum. Biliyorum sen... Şunu yapmazsan kimse seni yani... affetmez. Üç parmak tekniği. Yani sen... Aa, ama... Çok bu müthiş be. Bu müthiş ya. Harika olmuş. Ben daha şunu en sona bıraktım ki... Şu en sonuncuyu denemeden önce bir muhteşem karışım. Açın ağzınızı. Şunun mutlaka bir tadına bakmalısınız. Esas bu şov. Şunu denemeniz gerekiyor. Çok iyi olmuş. Evet. Abone olmayan vicdansızlar. Bir gün mutlaka karşılaşacağız. Zeki Müren yanılmış olamaz. Biz şimdi Beşiktaş maçını seyredeceğiz. Bu arada Beşiktaş ilk yarı 1.5 üstü, 2.5 üstü. Ben size söyleyeyim. Hepimize el sağlık. Tekrardan herkese selamlar.